Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarına hoş geldiniz. Bloomberg HT Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi hoş geldin yayına. Asya'da merkez bankaları ajandası da yoğundu ve bununla birlikte bir diğer tarafta ise Fed'in Asya piyasalarına olan yansımasını da gördük. Ne dersin? Pelin merhaba, istersen Fed'in kararının ardından yansımalar konusunda ben ekranımda gördüklerimi anlatayım sana. Bir defa Wall Street'te biliyorsun ciddi bir yükseliş vardı. O yükseliş rüzgarını ne diyelim yelkenlerine böyle dolduran sadece Japonya oldu, Tokyo oldu. %2'nin üzerinde bir kazançla kapattı. Onun dışında ama genel olarak baktığımda hem Şangay'da hem Güney Kore'de hem Singapur gibi borsalarda %0,5 civarında kazançlar var. Yine emtia tarafına baktığım zaman örneğin demir cevherine Singapur'da benchmark teşkil ediyor. Orada 116 dolar şu anda tonu. Yine çeliğe baktığımda özellikle onun da benchmarkı Şangay, orada da %1,5'a yakın kazançlar var. Dolayısıyla pozitif bir rüzgar var ama Japonya hariç Wall Street'teki kadar güçlü değil Pelin. Onun dışında merkez bankaları günü tabii. Bugün şöyle bakıyorum, Endonezya var, Filipinler var, Tayvan var. Hatta Filipinler az önce açıkladı, hemen sıcağı sıcağına ben de sana aktarayım. %2 seviyesindeydi. %2 seviyesinde tuttu, sabit duraktı merkez bankası. Yine Tayvan ve Endonezya var demiştim. Onların da sabit bırakması bekleniyor önümüzdeki dakikalarda, saatlerde diyebilirim. Avustralya bugün negatif Pelin. Hem getirilere baktığımızda ciddi yükseliş var, tahviller satılıyor. Hem de Avustralya borsasına baktığımda negatif ayrıştı. Onun da sebebi aslında istihdam verileri beklentilerden çok daha iyi geldi. 200 bin beklenirken 366 bin geldi. Dolayısıyla piyasada aman bir sıkılaştırma olur mu, beklediğimizden daha erken bir sıkılaştırma olur mu kaygıları var. Son olarak bilin hemen Japonya biliyorsun dünyada dış ticaretin dinamolarından, ihracatın dinamolarından bir tanesi. İhracat ithalat verilerini açıkladı. Orada ihracata baktığımız zaman ivme kazandı. Bir önceki ayda %10 civarındaydı. Geçtiğimiz ay %20,5'e çıktı, bir hızlanma var. Neden hızlanmış diye baktığımızda da orada hemen otoyu görüyorum, otomotivi görüyorum. Zayıftı. Geçen ay toparlanmış, ciddi bir toparlanma var. Hatta ihracatı taşımış. Onun haricinde yarı iletkenler biliyorsun ve yarı iletken ekipmanları, ayrıca da çelik Japonya'nın ihracatına güç katmış. Çok teşekkür ediyorum sadece aktarmış olduğum bilgiler için diyerek Asya piyasaları noktalıyoruz. Yatırım kulübüne başlıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Yatırım Kulübü'ne tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün önemli bir gün. Dün Fed'in yansımalarını takip ettik. Özellikle istihdamı, yine tam istihdam vurgusunu yapan ama bununla birlikte enflasyonda geçici olgusunu tamamen kaldıran ve enflasyonist baskıları yakından izleyen bir Fed, sıkılaşan yani şahin bir duruş sergileyen de Fed üyeleri ve noktasal grafikten de bunu çıkardık. 2022'de faiz artışı 3, 2023'te ise faiz artışının yine 3 beklenti olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız bugün. Piyasaların oldukça hareketli olduğunu da söyleyebiliriz. Kur tarafında sabah saatleri itibariyle 14.80'lerden başlayan hareket 15-18.50-15 seviyelerinden de yine işlemden geçiyor. %2,5'un üzerinde primlenme söz konusu. Burada baktığımız noktada bugün yine geldiğimiz rakamlarda da aslında rekor düzeylerde olduğunu, yine rekor tazelediğini söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında %1,18'lik yukarı yönle birlikte 2188 puandan da işlemden geçerken, burada da 99 hissenin yukarı yönlü, bir hissenin ise aşağı yönlü hareket ettiğini söyleyerek piyasalardaki beklentileri almak üzere Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Betül Asilkan bizlerle birlikte. Betül hoş geldin yayına. Kur tarafını yakından takip ediyoruz. Şununla başlamak istiyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi piyasalardaki rakamlara sığdırıldı mı, ne dersin? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Açıkçası baktığımız zaman bu hafta ana temamız merkez bankalarının gerçekleştirdiği yılın son toplantıları, devamında yayınlanan projeksiyonlar ve başkanların söylemleri diyebiliriz.
Dün akşam saatlerinde biraz önce sizinle değindiğiniz gibi Fed'in kararını takip ettik. Burada varlık alımlarını azaltma hızı iki katına çıkarken noktasal grafiklerde 2023 sonuna kadar en az 6 faiz artışı beklentisi ön plandaydı. Burada Powell karar sonrası yaptığı değerlendirmede varlık alımları sona erene kadar faiz artımına gidilmeyeceği, enflasyon önümüzdeki yılda %2'nin üzerinde olacağını ve tam istihdama gelecek yıl ulaşılacağına değindi. Şahin'in Şanfes sonrası piyasalarda iç fiyatlamalar pozitif yönde oldu. Metinde enflasyondaki yükselişe ilişkin geçici vurgusu çıkarıldı. Bu önemliydi ancak Powell'ın açıklamalarında önceki hafta söylem değişikliğine gittiğini görmüştük. Otomatikman bu çok fazla sürpriz olmadı diyebiliriz. Bu sabah yurt dışı vadelere baktığımızda karar sonrasında olduğu gibi pozitif fiyatlama görüyoruz. Bugün bahsettiğiniz gibi Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararını takip ediyor olacağız. Burada beklentiler uygulanan politika gereği 100 bas puanlık faiz indirimi yönünde şekilleniyor. Kurdaki seyri baz aldığımızda 15 seviyesi aşıldı. Merkez Bankası'nın volatilitenin artışı kaydettiği dönemde toplam 4 müdahalesi söz konusu. Bu sebeple bugünkü toplantıda volatiliteyi göz önünde bulundurduğumuzda değişikliğe gidilmemesi de söz konusu olabilir. Özellikle pilot merkez bankalarının sıkılaşmaya gittiği bu dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kalırken faiz indirim kararı kur cephesinde volatilitenin artışı kaydetmesinin etkisini gösterebilir. Toplantıda verilecek mesajlar ve izlenecek politikalar ilişkin metindeki değişiklikler Türk lirasının seyri üzerine belirleyici olacaktır. Endeks cephesinde pozitif ayrışmanın son iki gündür öne çıktığını görüyoruz. Kur cephesinde yüksek volatilite kaydedilirken endekse gri çizgi ve dün itibariyle 2195 seviyesine taşındı. Son dönemdeki İslam hacimleri de bu taraftaki yükselişi destekliyor. 2195 seviyesinin üzerinde 2250-2300 aralığı gündeme gelecektir. Yakalanan momentum nedeniyle önemli bir destek ya da trend kırılımı gerçekleşmediği sürece aşağı yönlü pozisyonların riski yüksek seyretmeye devam edecektir. Olası düzeltme hareketlerinde 2120 ara desteğinin altında 2100 ve 2050 aralığı destek bölgesi olarak takip ediliyor olacak. Günün geri kalanındaysa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantıları da ön planda olacak. Çok teşekkür ediyoruz Betül Asilkan aktarmış olduğun bilgiler için diyerek. Evet, böylece endeks hafta başından bu yana yine getirisini %6'nın üzerinde tutmaya çalışıyor. Dün de satıcılı bir seyir söz konusuydu fakat ardından yine bir toparlama söz konusu oldu. Banka, holding ve sanayi tarafında negatif hareketleri izlemiştik. Ulaştırma tarafı ise hisse tarafını yine toparlayıcıydı. Bugün baktığım noktada bankacılık endeksinde %1.76'lık yukarı yönle birlikte 1799 puandan işlemden geçerken sanayi tarafı da %1'in üzerinde yine primlenme yaşıyor olduğunu da söyleyebiliriz. Endekste genele dağılımlı olarak da primlenme söz konusu. Evet, saat 10'da almış olduğumuz veriler söz konusu. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Aralık ayına dair yine veriyi aldık. Özel sektör yurt dışı kredi borcu da yine diğer veriler arasındaydı. Çağlar bizlerle birlikte araştırma masamızdan. Çağlar, Tüketici Güveni Ön Endeksine baktığım noktada %1'in üzerinde bir azalma var. Yurt dışı kredi borcu, özel sektörün yurt dışı kredi borcuna değindiğim noktada da 169.8 milyar dolar seviyesinde oldu. Benim son söylediğim veriden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu özel sektör yurt dışı kredi verilerinden başlayacak olursak, senin de belirtmiş olduğun gibi 2020 yılının sonuna oranla 3.1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar dolara gerilemiş vaziyette. Kompozisyon aslında bildiğimiz minvalde devam ediyor. Ağustos'ta yükselmişti son olarak yurt dışı kredi borcu özel sektörün. Eylül ve Ekim'de son açıklanan Ekim verisiyle düşüş kaydetmeye devam etti. Uzun vadeli tarafta eksi 1.8 milyar dolarlık bir gerileme var. 161.4 milyar dolara gerilemiş. Kısa vadede de 1.3 milyar dolar gerileyerek 8.4 milyar dolara gerilemiş. Peki kompozisyonun içerisinde finansal olan kurumların uzun vadedeki durumu nasıl? %40,1 ile finansal kurumların borcu bulunuyor. %59,9'da da finansal olmayan kurumların uzun vadede borcu bulunuyor. Kısa vadede ise bunun tam tersi vaziyette. Finansal kurumların borcun tamamına oranı %83,3. Finansal olmayan kurumlarınki ise %16,7. Geçelim Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksine. Bu tarafta Tüketici Güven Ön Endeksine senin de belirtmiş olduğun gibi Aralık'ta gerileme devam etti. %1,2 ile 1,12 ile gerileyerek 46,79 değerini aldı Tüketici Güven Ön Endeksi. Ancak 12 aylık beklentiler tarafında dipten toparlanma var. %5 civarında bir artışla 57,90 seviyesine gelmiş vaziyette 12 aylık beklenti ön endeksimiz. Öte yandan tüketim tarafındaki güveni ölçen
tüketim eğilimi tarafında da %3,67'lik bir artış var. 40,76. Piyasalarda zaten Ekim başından beri borsanın yükselişine Eylül'den itibaren de kurlardaki hareketliğe alışmıştık. Bu sabah itibariyle de 15 seviyesinin üzerinde dolar TL seviyesini görüyoruz. Dün FED kararının ardından önce ons altında bir miktar gerileme görüldü. 1760 dolarlara kadar çekilmişti. Onun ardından ons altında da yukarı yön var. Ben de ona dikkat çekeyim. Gelişmeleri hep beraber hem küresel tarafta, küresel unsurlar tarafında hem de yurt içinde özellikle TL ve borsa bazında takip etmeye devam edeceğiz Pelin. Çok teşekkür ediyorum Çağlar katılım için, aktardıkların için diyerek. Evet, bugün yine yoğun veri ajandasının olduğunu söyledik. Küresel tarafta merkez bankaları faiz kararlarını takip ederken içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Saat 14'te geliyor olacak karar ve bununla birlikte Bloomberg HT araştırma birimimizin yapmış olduğu ankete katılan 17 kurumun medyan beklentisi 100 bas puanlık bir indirim beklentisi olduğunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Şimdi değerli konuğum Şekerbank baş ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım'a gideceğim, fakat onun öncesinde sabah Borsa İstanbul'da gong Pasifik GYO için çalmıştı. Burak Karagöz'e gidiyoruz. Burak, söz sende. Teşekkürler Pelin. Yanımda Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Erdoğan var. Fatih Bey, öncelikle hayırlı olsun. Bugün gong sizin için çaldı borsada. Biraz halk arzın detaylarını anlatır mısınız? Halk arzımızı geçen hafta itibariyle talep toplama şeklinde gerçekleştirdik. İyi bir ilgiyle güzel bir talep toplama gerçekleşti. Kurumsalda yaklaşık 3 kat, bireyselde yaklaşık 1,5 kat, toplamda da yaklaşık 2 katı denk gelecek şekilde bir talep aldık. Ve başarılı bir şekilde halka arzımızı gerçekleştirmiş olduk. Bugün itibariyle de gongumuzu çalarak hisse senedimizin Borsa İstanbul'da işlemlerini başlatmış olduk. Burada bizim gerçekten yatırımcıya kendimizi iyi ifade edebildiğimizi ve projelerimizi, farkımızı, geleceğimizi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Biz çünkü farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli koyduk ortaya. Bunu da uzun çalışmalarla yatırımcılara, özellikle kurumsal yatırımcılara ve bireysel yatırımcılara anlattık. Burada biz kurumsal tarafta bunun çok büyük karşılık gördüğünü gördük ve bireysel tarafta da bu son dönemde insanların gayrimenkule olan ilgilerinin ve bununla birlikte hisse senedi piyasalarının yüksek seyrediyor olmasının birleşmesiyle bireysel tarafta da önemli bir talep aldık. Başarılı bir şekilde halka arzımızı tamamladık. Yaklaşık 1.1 milyar halka arz büyüklüğümüz gerçekleşti. Burada 200 milyon olan sermayemizi nominal değeri 67,5 milyon artırdık, 267,5 milyon olarak. 67,5 milyonu 16.38 ile fiyatlayarak gerçekleştirdik halka arzımızı ve bugün itibariyle de başarılı bir şekilde sürecimize başladık. Gelecek kaynağı nerede kullanacaksınız? Biz zaten bunu demin anlattığım GYO, farklı bir GYO modeli olarak tanımladığım şey tam olarak bu. Biz aslında geliştirici bir şirketiz. Gayrimenkul geliştiren bir şirketiz. Özellikle Ankara'da yaptığımız başarılı projeler, Ankara'nın mimarisine yön veren önemli projeler yaptık. Next Level markalı projelerimiz çok popüler oldu, çok tutuldu Ankara'da. Bunların hemen arkasından Merkez Ankara projesine başladık ve Merkez Ankara projemiz sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi. Bu özelliğiyle yani 1 milyon 200 bin metrekare inşaat alanına sahip devasa bir proje. O projeyi GEO'muzun portföyüne koyduk. Artı bu yıl başında aldığımız İstanbul'a giriş projemiz olan Levent'in Etiler girişindeki Next Level İstanbul olarak adlandırdığımız projemizi koyduk. O da İstanbul'un en önemli projelerinden birisi olmaya aday. Yani bir tarafta Ankara'nın en önemli projesi, bir tarafta İstanbul'un en önemli projesini alarak portföyümüze yatırımcının karşısına çıktık. Burada biz şunu söyledik aslında yatırımcıya. Dedik ki bu iki projeyi hem ortak olmuş oluyorsunuz bunların kazanç potansiyeline bize yatırım yaparak, hem de yeni geliştireceğimiz projelere de ortak olmuş oluyorsunuz kazanç potansiyeline. Yani biz burada stratejimiz şu: biz geliştirici bir şirketiz. Sabit gayrimenkullere dayalı
sabit gayrimenkullerin sabit kira getirilerine dayalı bir portföyle değil de en iyi yaptığımız işi yaparak gayrimenkul geliştirerek o geliştirdiğimiz değerli projelerin kazanç potansiyeline ortak ediyoruz yatırımcılarımızı dedik. Burada aslında kaynağımızı da tam olarak bunlarda kullanacağız. Tabii ki bir miktar borç kapama yapacağız. %30 kadar bir borç kapamamız var. %70'lik kısmıyla da hem var olan projelerimizi hem de yeni projelerimizi finanse edeceğiz. Öz kaynaklarımızı güçlendirerek kaynaklarla hareket etmiş olacağız. Şimdi dün bir açıklamanız oldu. Onunla devam edelim. Bu açıklamanın ilerleyen günlerde farklı versiyonlarını da görecek miyiz? Dün itibariyle İstanbul'un çok önemli bir bölgesi olan, özellikle son dönemlerde çok gelişen ve popüler bir bölge olan Göktürk mahallesinde, Göktürk bölgesinde iki tane çok kıymetli arsanın satış ihalesi vardı. Taksitli satış şeklinde yapıldı Eyüp Sultan Belediyesi tarafından. Biz bu arsalarla uzun zamandır aslında ilgileniyorduk. Ve bu ihalelerde de birinci teklifi vererek, en yüksek teklifi vererek birinci olduk her ikisinde de. Bunların bir tanesi 32 bin, 36 bin metrekare, bir tanesi 42 bin metrekare. Kıymetli araziler. Birisine 650 milyon, birine 1 milyar 100 milyon teklif verdik kabataslak. Bu yaptığımız bu hamleyle de aslında biz gelecekte ne yapacağımızın, nasıl ilerleyeceğimizin de işaretini de veriyoruz. Çünkü bizim stratejimiz başından beri buydu. Yani biz sürekli dinamik, geliştiren, büyüten bir şirket olmak istiyorduk ve bu anlamda da bu stratejimize uygun şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu ve bunun gibi yeni projelerimiz de bunun arkasından gelecek inşallah. Kaynaklarımızı da buralarda kullanıp şirketimizi büyüteceğiz. İnşallah bize güvenenlere de kazanç sağlamış olacağız. Peki, hayırlı olsun diyorum tekrar. Sağ olun katıldığınız için. Evet, Fatih Erdoğan'ı hep beraber dinledik. Söz tekrar sana bırakıyorum Pelin. Çok teşekkür ediyorum Burak. Aktarmış olduklarınız için Pasifik YO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan'ın da yine görüşlerini almış olduk. Evet, bugün önemli bir gün dedik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 14'te açıklanacak olan para politikası kurulu kararını piyasalar nezdinde takip ediliyor. 15-18.09 seviyesinden işlemden geçerken sabah saatleri itibariyle tarihi rekor kuran da kur tarafı oldu. 15-27.53 seviyesinden işlemden geçti diyerek Şekerbank baş ekonomisti Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldin Gülay. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi aslında Merkez Bankası'nın kararıyla başlamak isterim. Sonrasında bunu Fed konjektürüne de döndürmek isterim ama yatırımcının gözü kulağı an itibariyle baktığımız noktada 14'te açıklanacak olan karar. Şunu sormak istiyorum, beklentimiz nedir? Bu kur hareketliliği beklentide bir revizyona yol açtı mı? Bizim beklentimiz 100 bas puan indirim olması yönünde. Yani kur zaten 1 Eylül'den bu yana çok ciddi bir volatilite gösteriyor ve ciddi bir artış yönünde. O bakımdan kurda gördüğümüz bu hareket bizim tahminimizi değiştirmemize yol açmadı ama piyasadan takip ettiğim kadarıyla biraz daha belki sabit bırakır tarafına bir yönelim var. Fakat ben dediğim gibi yani politikanın gerekleri anlamında böyle bir yol seçildiğinden dolayı ben faiz indiriminin Aralık ayında devam edeceğini düşünüyorum 100 bas puanla. Evet, şimdi aslında bunu da sormak isterim. Fiyatlara sığdırıldı mı, sığdırılmadı mı? Bununla birlikte çünkü piyasaların beklentisinde genel bir beklenti 100 bas puanlık bir indirim hakim ama yeni zirve seviyelerin görünmesi belki bir revizyona yol açar mı dedik. Dün çünkü Fed kararını da takip ettik. Oldukça şahinleşen bir Fed'i de gördük. Her ne kadar piyasayla iletişimi güçlü tutan bir Fed olsa da piyasalardaki fiyatlamada iyimser bir fiyatlama olsa da belirsizliğin ortadan kaldırılması adına yapılan da bir fiyatlama olsa da burada birazcık daha şahinleşen bir küresel merkez bankaları varken bugünkü karara etki etmez mi? Fed'in böyle bir yol çizeceği aslında bence belliydi. Hani benim beklentilerim dahilindeydi. Çünkü çok ciddi yani 40 yılın en yüksek rakamlarına gelen bir enflasyon var. Ve aslında bu da çok böyle sürpriz değildi.
yani şey iyi okuyanlar anlamında piyasada, hani Amerika'daki piyasada bunun geçici olmadığını, enflasyonun gerçekten yayılmış bir vaziyette olduğunu, tüm mallara sirayet etmiş olduğunu düşünüyordu ve zaten Fed ile aralarında böyle bir fikir ayrılığı vardı ve sonunda piyasanın aslında bir nevi öngördüğü şey oldu. O bakımdan hani sonuçta Merkez Bankası ve araştırma ekibi anlamında düşündüğümde bu şeyin, bu yönelimin bilindiğini düşünüyorum açıkçası. O anlamda da yani herhangi bir değişiklik yaratacağını düşünmüyorum. Kasım ayı toplantı özetinde de tapering başlamıştı hatırlarsanız. Hani Kasım ayında biz faizleri indirdiğimizde tapering başladı ve orada da herhangi bir değişikliğe yol açmamıştı Merkez Bankamız açısından. Çünkü diğer gelişmekte olan merkez bankalarında tapering süreci ve öncesinde de bir ay öncesinde falan zamanlamayı düşünürsek genel bir faiz arttırım patikasına girilmişti. En azından öyle yapılacağı, belki sabit tutulsa bile ilk anda önümüzdeki dönemin daha sıkı bir para politikası gerektirdiğine ilişkin söylemler vardı. Biz ama bu şekilde davranmadık. O bakımdan ben hani Fed'den bence çok güçlü olmayan ve dediğim gibi sonuçta Merkez Bankası'nın araştırma bölümü çok güçlü. Bunları illaki görüyordur. Hani böyle bir patikaya belli olan bir noktada ben çok fazla tahminlerin değişeceğini zannetmiyorum Fed'le beraber. Evet, yine konuşmaya devam ediyor olacağız. Kısa bir araya gideceğim ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün konuya yakın kaynakların Bloomberg'e vermiş olduğu bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrette artış oranını bugün Cumhurbaşkanlığında açıklaması bekleniyor. Asgari ücret tespit komisyonu saat 11'de toplanacak ve bu görüşmeler 1 Aralık'ta başlamıştı. Bugünkü oranın yine açıklanması beklentiler dahilinde diyerek son dakikalarımızı vermeye devam ediyor olacağız. Kısa bir ara. Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Habertürk muhabiri Esra Nehir bizlerle birlikte. Esra, hoş geldin yayına. Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e vermiş olduğu bilgiye göre de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığında ücret artışını, asgari ücret artışını açıklayacağına dair de bilgi var. Senden alalım. Evet, bugün asgari ücretin belli olmasını bekliyoruz. Milyonlarca işçinin beklediği gibi toplumun bütün kesimleri asgari ücretin kaç lira olacağını bekliyor yeni yılda. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 11'de bakan tarafları kabul edecek. Türk İş ve TİSK temsilcilerini kabul edecek. Gayri resmi bir toplantı olduğunu da ifade edelim. İlerleyen saatlerde ise yeni asgari ücretin komisyonun toplanmasıyla belli olmasını bekliyoruz. Tarafların talepleri neydi? Bugüne gelindiğinde, hangi aşamaya gelindi? Hemen özetleyelim. 1 Aralık'ta başladı görüşmeler. Masada işçiyi Türk İş temsil ediyor. İşvereni ise TİSK temsil ediyor. Taleplere baktığımız zaman Türk İş'in talebi aslında kırmızı çizgisi demekte. Fayda var 4000 lira. 4000 liranın altında bir teklife imza atılmayacağını ifade ediyor. Türk İş temsilcileri TİSK'e baktığımızda ise son açıklanan Kasım ayı enflasyon verisini işaret ediyorlar. Yani bunun karşılığında olacak bir artışı yapabileceklerini, üzerindeki bir artış içinse devletten destek ve teşvik beklediklerini ifade ediyorlar. Edindiğimiz son bilgilere göre taraflar ve hükümet asgari ücretin vergi dışı bırakılması konusunda da uzlaştı. Bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak yeni asgari ücrette de bu detayın olmasını bekliyoruz. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını bekliyoruz. Tarafların başka talepleri de vardı vergiyle ilgili. Sosyal güvenlik işçi priminde 3 puanlık indirim yapılması, gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkarılması ve asgari ücrette işverene teşvik verilmesi, bunlarla ilgili de nihai kararı bakanlık verecek. Önümüzdeki saatlerde detaylarını da görmüş olacağız. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye'de 13.9 milyon ücretli çalışan var. Bunun yaklaşık yarısı, aslında önemli bir miktarı, 7 milyonu asgari ücretle geçimini sağlıyor. Asgari ücret dolayısıyla toplumun bütün kesimlerini, geniş kesimlerini ilgilendiriyor. Saat 11'de Bakan Vedat Bilgin başkanlığında taraflar bir araya gelecek ama asgari ücret tespit komisyonunun bir araya gelmeyeceğini de ifade
ifade edelim. Bugün 11'de ilk olarak yapılacak toplantı tarafların temsilcileriyle Bakan Vedat Bilgin'in başkanlığında olacak. Mini bir toplantı olacak. Daha sonra komisyon toplandıktan sonra asgari ücret, yeni asgari ücretle ilgili açıklama da ilerleyen saatlerde yapılacak. Çok teşekkür ediyorum Esra Nehir, aktarmış oldukların için diyerek. Evet, biz içeriye tekrar dönüyoruz Gülay Elif Yıldırım'la birlikte. Gülay, aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını bir tarafta takip ederken bir tarafta da asgari ücret yine artış oranını tüm Türkiye'yi, dolaylı olarak da olsa tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mevzu ve dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanlığı tarafından da açıklanması bekleniyor diyerek tekrar Merkez Bankası'na dönmek istiyorum. Merkez Bankası kararın öncesinde piyasa fiyatlamasında özellikle yönetmenimden de rica edeceğim. Ekrana getirirsek Türk lirasına baktığım noktada gelişen ülkeler arasında şu anda en fazla değer kaybeden %2.63'lük yukarı yönle birlikte dolar TL var. Yani Türk lirasının şu an en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz gelişen ülkeler nezdinde. Dolar endeksine baktığım noktada dolar endeksinde yatay bir görünüm söz konusu. Özellikle 96-29-30 seviyesinden DXY tarafı geçiyor. Yani Fed'in yansımalarının sınırlı kaldığını görüyoruz burada. Kendi iç hikayemizde birazcık daha fiyatlama var. Ne dersin? Sen çok güzel özetledin. Çok fazla üzerine söylenecek bir şey yok. Biz Eylül ayından beri zaten bu gelişmekte olan ülkeler içerisinde en fazla değer kaybeden para birimi olarak öne çıkıyoruz. Dün akşam da söylediğim gibi FED zaten bunun sinyallerini aslında verdi. Hani biraz karmaşık verdi ama bir noktada daha önceki tecrübelerinden de piyasayla çok da fazla ters gitmemek gerektiğini bildiği için ve çok iyi bir komünikasyonla gelişmekte olan ülkeleri de çok bu durumdan korkutmadan, yani bir faiz arttırım sürecinin başlaması durumunda korkutmadan nasıl yöneteceğine ilişkin bence çok fazla kafasında en azından egzersiz yaptı. Çünkü daha öncesinde bu süreçleri çok kötü yönetmişti ve özellikle gelişmekte olan ülkeler, çok borçlu, yerel paraları kırılgan ve DXY'ye çok bağlı ülkeler bundan zarar görmüştü. Sonuçta Amerika hani dünyanın merkezi, yani Fed dünyanın merkez bankası olduğu için oradan gelen sinyaller, atacağı adımlar tüm dünyayı etkiliyor. Bu anlamda bu sefer çok iyi bir iş çıkartmış olarak görülüyorlar. Senin de dediğin gibi biraz belki şahin olsa bile yine de hiç neredeyse, yani 3 faiz artırımdan bahsediyoruz çünkü, neredeyse daha önceki yıllara göre karşılaştırdığımızda hiçbir etki yaratmadan bu süreci devam ettiriyor. Yani 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarttı tapering miktarını. Bunlar çok önemli şeyler aslında bakıldığında. Hani bu şekilde güzel yönetmesi ve bir sıkıntı yaratmadan bu süreci devam ettirmesi çok başarılı bir merkez bankası komünikasyonu anlamında. Evet, biz biraz farklı hareket ediyoruz bu şeyde, biraz fazla etkileniyoruz ama küreselde zaten her şey yatay aslında. Biz kendi iç dinamiklerimizle beraber senin de özetlediğin şekilde aslında gidiyoruz 1 Eylül tarihinden bu yana. 1 Eylül'de de ne olmuştu hatırlarsak, merkez bankamız manşet enflasyon değil, çekirdek enflasyonun bu noktada daha kıymetli olduğunu, daha sağlıklı bir gösterge olduğunu ifade etmiş ve ondan sonrasında da faiz indirimlerine başlamıştı. Aslında çok anlaşılmamıştı bu en başında piyasa tarafından. Bir de hani bu algılanmaya çalışılırken bir de üzerine sonrasında ödemeler dengesi tarafı gelince, hani oranın fazla, cari fazla yaratan bir ekonomiye döneceğiz şeklinde bir paradigma değişikliği olunca tabii kafalar daha da karıştı. Çünkü daha çekirdek enflasyon anlaşılmaya çalışırken bir de üzerine bu geldiğinde doğal olarak biz yurt dışından bir hayli ayrışmış olduk. Bu da bugünkü görüntüde işte genel olarak bugün Merkez Bankası'nın tüm dışarıdaki etkenlere rağmen faiz indirimlerine devam edeceği fiyatlaması diye düşünüyorum. Evet, çok kısa şunu da sormak istiyorum. Sürem kalmadı ama tahvil faizleri konusunda burada da yükseliş söz konusu. Özellikle 10 yıllıklar tarafına baktığımda %22.29 seviyesine gelen yukarı yönlü hareket ve bunun yansıması.
Evet, yani onlar sonuçta uzun vadeli enstrümanlar ve uzun vade için yani bu enflasyonun dinamikleri şeklinde bir faiz indirim süreci olarak piyasa tarafından algılanmadığı için doğal olarak uzun vadede de faizlerin yukarıya gideceği düşünülüyor. Yani bu sürecin bir noktada sona erip ondan sonrasında da yani piyasa düşüncesini burada ben anlatıyorum tabii sorunun üzerine. Bunların yani bu faiz indirim sürecinin terse gidebileceğine ilişkin bir beklenti var. Bu da doğal olarak enflasyon beklentileri tabii üzerinden doğal olarak tahvil faizlerine yansıyor. O bakımdan da biz politika faizinde görmüş olduğumuz 400 bas puanlık indirimi uzun vadelilerde tam tersi yani 300-400 bas puan neredeyse bir artış olarak görüyoruz. Bunlar enflasyon beklentilerine, geleceğe ilişkin beklentilerine, gelecekteki faiz politikasının ne tarafa evrileceğine ilişkin piyasa beklentilerinin birebir yansıması. Evet. Hani bu şekilde sonra cevap verebilirim. Doktor Gülay Elif Yıldırım, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun için, bilgiler için diyerek. Evet, Yatırım Kulübü'nü burada noktalıyoruz. Şimdi bir kez daha Asya piyasaları diyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Bloomberg HT Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'dayız. Ersoy, söz sende. Pelin merhaba. Evet, Fed'in kararı ve Powell'ın konuşmalarından sonra ilk günü piyasalar olumlu geçirdi diyelim. Asya'da bugün yeşil ekranlar vardı. Daha önce konuştuğumuzda biraz daha karışık bir görüntü var diyordum. Eksiler de artıya döndü. Hong Kong eksideydi. Hafif de olsa artıda. Japonya %2'nin üzerinde artısıyla dikkat çekti. Bir tek daha erken kapanan Avustralya hafif de olsa eksiyle kapattı. Biraz olumlu algılandı. Neden olumlu algılandı? Hem biraz daha önümüzdeki döneme biraz daha yol haritası belli diye algıladı piyasa. Bir de enflasyonla mücadele ederken büyüme o kadar etkilenmeyecek beklentisi oluştu. O yüzden bugün Asya'da iyimser bir hava vardı. Japonya özelinde ihracat rakamları geldi. Kasım ayı rakamları %20,5 arttı. Bu dikkat çekti Pelin. Bu olumlu hava petrole de yansıdı. Hem Amerika'daki haftalık stoklardaki düşüş, 4.5 milyon varillik düşüş vardı enerji bilgi dersinin rakamlarında. Hem de bu Fed'in kararı petrol tarafında da olumlu bir hava yarattı. Şu anda 75 dolarlara yaklaştı Brent. Orta Doğu'da nükleer anlaşma ile ilgili gelişmeler vardı. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın İranlı anlaştığına dair haberler vardı. Birleşmiş Milletler'de kamera gözetim konusunda nükleer tesislerde İran'la anlaştığını duyurdu. Son başlıklar böyle. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy aktarmış oldukların için diyerek Asya piyasalarında burada noktalıyoruz. Sözü Focus programına bırakıyoruz. Hoşçakalın. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.